Efendim iyi geceler herkese. Yine Almanya'da bir gece vakti ve kameranın karşısına geçmekle kendimi mutlu hissedebildiğim bir an. Tam olarak böyle. Canımı sıkan birkaç şey var. Oluyor yani hani gündelik hayatta bir şeyler geliyor başınıza. Birilerine kızıyorsunuz falan. Üzülüyorsunuz ya da kalbiniz kırılıyor vesaire. Gerçekten gerçekten insanın derdini açabilecek bir kamerası olması güzel ya. Bunu yapın valla. Yayıncı olun yani. Ama öyle şey gibi yayıncı değil yani. Böyle minareden hani hoca bağırıyor ya haydi ezana haydi ezana gibi değil yani. Ya da ne bileyim işte 14-45 hareketle İzzet Kaptan Gemisi Mudanya Adalara gidecektir falan. Bu da değil. Ya da ne bileyim işte belediye anonsu gibi de değil yani işte belediyemiz bugün 13-15 saatler arasında çöpleri toplayacaktır da değil. Yapacağınız yayının karşılığında bir eylemden ziyade yani anons edeni bağlayıcı bir eylemden ziyade yani onun görevinden azade ya da nasıl anlatılır bilmiyorum. Bir fikir olsun karşıda. İnsanların beyninde bir şey harekete geçirmek duygusu. Orgazm gibi bir şey yani. Gerçekten. Bu yetiyor. Bu çok iyi geliyor yani. Çünkü kendini güçlü hissediyorsun. Yani diğer türlü çok yalnızsın. Hele acılar ve sıkıntılar karşısında çok yalnızsın. Benim iki videom var çektiğim. Yayınlamak üzere duruyor kenarda. Tabii bunu açacak kişiyi kimse tanıyor ama ben söylemeyeceğim buradan. Ona ben onu vasiyet gibi bıraktım ya. Yani eğer böyle bir şey başıma gelirse o videoyu yayına aç. Bilmiyorum sizin de hayatınızda böyle şeyler var mıdır? Benim var. Benimle ilgili hani benim başımı belaya sokmakla ilgili birinin bir tasarrufu varsa bir hayali varsa hadi bakalım yani yapmamla rezil ederim. Ya da bir şeyleri harekete geçiririm. Fikirsel anlamda yine ve benim menfaatime. Bu şey değil kitleleri falan demek istemiyorum yani. Olması gereken şeyler. Çok çok acayip bir güven duygusu. Yani 20-21'de insanın yayıncı olması lazım. Yayın yapmanız lazım. Gerçekten söylüyorum. Kendi medyanızı oluşturmanız lazım. Yani zengin değilsen medya gücün olması lazım. İnsan gücün olması lazım. Yani ben gibi bir garibanın insan gücü nasıl olacak ya? Biz şimdi sanat kafe açma aşamasındayız yapacağız inşallah. Çok sevdiğim bir arkadaşımla yani Berlin'de güvendiğim bu işleri yapabileceğim tek insanla belki de. Başka güvendiğim insanlar vardı iş anlamında onunla yapabilirim. Hayalimdeki mekanı açmak gibi bir derdim vardı. Onunla uğraşıyorum mesela. 5 yani kişi olabiliriz biz orada yani. Çalışan birbirimize destek olabiliriz. Ya da aile aile de öyle. 5 kişi, 10 kişi, aşiret sen 100 kişi. Olur. Sonra da içinde bir sürü çatışma ama haksızlığa uğraman durumunda senin hakkını savunacak vicdanlı insanlar bir şekilde sana gözünü sana çevirmiş olmaları gerekir vakti zamanı. Senin bunun yatırımını yapmış olman gerekir yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada İstanbul'da gösterime gelen herkese çok teşekkür ederim. Abi çok güzel bir duygu. Ya şöyle çok güzel. O gösteriye gelen insanlar güzel. Ben mesela yine moda sahnesine geliyorum şimdi 5 Ocak'ta. Bu arada bilet linkini açıklama bölümüne koyayım. Gelmek isteyenler varsa çünkü birçok insan gelememişti. Moda sahnesi Kadıköy'de biliyorsunuzdur birçoğunuz. Birçoğunuz sana takip ediyorsunuz İstanbul'da. 5 Ocak saat 8.30'da. Hepinizi bekliyorum. Yani o bilerek yaptım bu gösteriyi moda sahnesi. Çünkü birçok insan gelemedi. Ben üzüldüm. Davet bile edemedim. Çünkü hınca hınç doluydu. Zaten küçük bir yerdi yani. Ama ayakta falan izledi insanlar. Sahneye kardeşler durdu böyle. Önde böyle bir tane adam. Ya bir ona çok üzüldüm gerçekten. Boynu tutulacaktı neredeyse. Onu sonradan fark ettim. Çok güzel yaşı. Şunu diyeceğim. Niye yapmak istedim tekrar aslında? İnsan özünde hani çıkarcıdır yani değil mi? Kendini düşünür önce. Abi gelen insanlar çok iyi ya. O insanlarla bir arada olmak güzel. Karşındaki insanın iyi şeyler anlayabileceğini anladığın zaman iyi şeyler anlatırsın. Hissediyorsun onu yani. E şimdi bir sürü böyle benim tipim olmayan adam gel oraya ben de sıkılırım. Ya zaten ben bu gösteriden para falan kazanmadım. Diğerinden de kazanmayacağım. 3-5 kalır onu da orada bir ısmarlarım insanlara ya. Beni bilen biliyor artık yani. Ama keyif alıyorum. Mutlu mutlu oluyorum. Sahne benim kendime mutlu hissettiğim yer sahne. Bak burada o kadar. Burada da iyiyim de yani. Burada da kafama göre. Orada daha iyiyim yani. Şu feedback alıyorsun yani bir şekilde. Bir canlı kanlı yani. Çok daha güzel. Onun dışında gösterime gelen arkadaşlar, kardeşler şey dedi. Abi git de şu İstanbul'da gördüklerini anlat falan. Valla artık yani o kadar çok İstanbul'a gelip gidiyorum ki. Hatta benim bir niyetim var yani. Ben hani modada bir ev falan da tutmak istiyorum artık. Daha çok gitmek gelmek istiyorum. Benimle ilgili bir şey tabii. Bu bireysel bir şey yani. Doktor olsam şuradan ayrılmam. Mühendis olsam şuradan ayrılmam. Yani Tesla'ya hiç başvurusu yapıyorum falan. Ne bileyim iki çocuğum olsa nereye gideceğim falan. Benim durumum iyi şu anda bu. Bir de modanın Berlin'den benim için bir farkı yok yani. Gittiğim mekan belli, güvenilir. İşte ev güzel bir ev bulabilirsem falan. Böyle bir şey düşünüyorum. Bir ay orada, bir ay burada falan. Bir şekilde öyle işlerimi sürdürmek istiyorum. Tabii önce bu dediğimiz kafe, barı birkaç ay içinde inşallah yapacağım. Yani başıma bir sağlıkla ilgili bir sorun gelmezse, kendimi kötü hissetmezsem yapacağım. Babam da geliyor şimdi, perşembe günü. O beni güzel gazlar yani. Babamla annem benim en büyük destekçilerim yani. Çok güzel desteklerler bir de böyle. Yani hak hakkını vererek ve yani ben mesela mesela babam bana fırçayı bastı bu son gelişim. Mesajı koymuş yani moralimi bozdu yani ama iyi yaptı yani annem ismet. Yani hayatla ilgili bir sıkıntılı yola böyle mail aldığımda annemle babam yapıştırır şeyi. Bilgi insanlardır çünkü. Güzel söylerler, sert de söylerler ama ben bilirim ki o benim karımadır yani ve hiç yanılmadım. Bugün mesela biriyle ilgili bir şey duydum. Yani kendisi bana söyledi. Annemle babam o kişiye gerçekten çok düşük puan vermişlerdi yani. Bundan bir şey olmaz dedim ya yani falan gibi. Abi 5-6 sene sonra dedikleri çıktı. İnanılmaz yani. Bazı Anadolu yani Anadolu'nun bazı insanı çok değişik yani. Eğer ben onların sözünü dinleyip kendi kalbimi dinleseydim, o insanla o yola çıksaydım, o işi yapsaydım her neyse işte gerçek yüzünü göremeyecektim ve belki de yani en yakınlarından biri olacak bir insan o, o kötülükle senin yanında olacak diye. Yani. Kötü olan çünkü. Geçen bir videoda öyle bir şey söylemiştim annesiyle babasıyla ilişkisi olmayan insanla anlaşamam işte benim için. Onu ben tabii ki yanlış söyledim. Yani iyi her anne baba iyi midir yani çocuk buna tepki gösteremez. Orada anlatmak istediğim şey şuydu benim. Hocam maalesef maalesef bu böyle. Çocukluk travmaları su yüzüne çıkıyor. Yani kötü yetiştirilmiş çocuk kötülük yanlısı olabiliyor maalesef. Ben bunu tecrübe ettim. Huzurlu iyi bir ailede büyümüş birinin yap yapacağı bir evlilikle mesela ya da kuracağı bir ilişkiyle diğerinki bir olmuyor. Yani haklı haksız meselesi değil bu yani. Onun başına gelen onu bağlar ve kötü tabii yani anlıyorum yani herkesin başına girebilir ama her şey bir tereddütle yaklaşıyor psikolojisi bozuk ruh hali kötü korkarak yaklaşırım öyle söyleyeyim. Yanlış anlattım ben orada. Annesiyle babasıyla sorunları olan insanlardan zarar gördüm ben. Maalesef hocam. Yani bu hani ben bu kanalda hep doğruyu söylüyorum. Çünkü hayatın başka evrelerini yaşamış. Ve o evreleri sana yaşatmakla ilgili bir sıkıntı duymuyor çoğu zaman. Yaşatım. Hep söyleme değil. Ben korkarak yaklaşırım diyorum. Ben bu kanalda tecrübelerimi anlatıyorum insanlara. Yani buydu. Oradaki cümle yanlıştı. Çoğu zaman şarap kafası oldu ya da viski kafasıyla yaptığım için bazen anlamını yitirebiliyor cümle. Bugün aşı oldum bu arada. Üçüncü aşı. İyiyim. Biraz kolum ağrıyor. Ben zaten genel olarak iyi değilim bu aralar yani öksürük sürekli bir öksürük var yani böyle kuru bir öksürük. Tabii çok gittim geldim İstanbul'a falan işte çok ben fena hastalandım üşüttüm. Türkiye Yolları diye bir havayolumuz var. İşte Anadolu Jet uçuruyor. Anadolu Jet'in 30 yıllık uçağı. Kürt tablası var uçakta ya. Çok kötü bir havalandırma, buz gibi bir klima. Dondum yani geçen şeyi ceketi giyiyorsun terliyorsun çıkarıyorsun donuyorsun. Klimayı bir açıyorlar bir kapıyorlar yani bayağı hastalandım yollarda. Zencefil'e tekrar başlamam lazım. Öyle Türkiye ile ilgili izlenimim ne diyeyim Türkiye ile ilgili izlenimim yani yok. Kulun gittikçe yoksullaştığı, zenginin gittikçe zenginleştiği, adaletin, vicdanın, merhametin olmadığı, kendinizi güvende hissetmediğiniz, her an kazık yiyebileceğiniz, her an dayak yiyebileceğiniz, her an kurşun yiyebileceğiniz, her an aldatılacağınız, tehlikenin nereden geleceğinin farkına bile varamayacağınız, olamayacağınız bir yer Türkiye Cumhuriyeti maalesef. Bir taraftan da dünyanın en iyi insanları. Çok ilginç yani. Şimdi ben video çekmeye gittim orada. Kapalı bir mekandı. Tunağını rica ettim yani. Rica ettim bir ışık falan lazım dedim bana. Yönetmen Tunağın. Ben çekerim dedi ya. Karşılıksız. Videosunu çekmiştim Tunağın. Artvin şafşatlı. Ya dünya iyisi. Şafşata gidelim diyor. Evi gösteriyor. Yiyoruz, içiyoruz o. Senin için plan yapıyor. Senin için iyilik üretiyor. Senin için kafa yoruyor. Böyle insanların da olduğu bir ülke Türkiye. Ama onları bulmak işte, onları bulmak da bir meziyet yani. Biraz herhalde mesela şey diyorlar bana, Türkiye'de oturuyoruz arkadaşlarla geçen. Birkaç kişi söyledi bunu bana bilmiyorum niye. Birçok kişiye söylüyorlar. Sen de şeytan tüyü var. Ya ben de şeytan tüyü falan yok. Ne şeytan tüyü? Varsa da ağırmıştır. Ben 40 yaşına varacağım yani önümüzdeki <laughs> ben iyi olmak için mücadele ettim ömrüm boyunca. Yalan söylüyordum ergenliğimde. Hayır diyemiyordum yani. Onu yendi. Kitap ok Ben az önce oturdum. Osmanlı okuyorum. Ne o F herifin adı ya? Patron Halil İsyanını okuyorum okudum. Zaten okumuştum da bir de şimdi bakayım yani hangisi haklı? Patrona mı haklı? Damat mı haklı? Orada ne olmuş? Yani atıyorum yani kendini geliştirmek üzerine bir hayat kurarsan merak eden bir insan olursan, merak ettiklerini de paylaşmayı seven bir insan olursan herkes senin yanında olmak ister. Yani ben çok dedim de şunu demeye çalışıyorum yani onu söyleyen o genç kardeşime söylemek istiyorum. Şeytan tüyü değil. Meraklı, öğrenen ve öğrendiğini paylaşmayı bilen ve seven bir insansan cesur ve zekasını kullanan bir insansan cesaret de çok önemli. Hayatı şöyle zannederler. Gönül eşimi bulacağım, ruh eşimi bulacağım Onunla bir kapalı mekan tatilimizi yapacağız. Arabamıza bineceğiz. Çocuk bile öyle onu üreteceğiz. Dünyanın en mutsuz insanlar. O, o onun tahayyül ettiği, mutlu olacağı insan daha hayat. insanı mutlu etmez. Mutluluk tam olarak bu. Bir derdin olacak yani çok fazla rahat olmayacaksın. Rahatlık tembelliği getiriyor. Tembellikte de sıkıntıyı, depresyonu falanı filanı getiriyor. Gerçekten para kazanmak zorunda olacaksın. Yaşamını idame etmek için bir şeyler yapmak zorunda olacaksın. Bunlar zaten olması gerekir bence. Sevdiklerini mutlu edecek bir pozisyona getireceksin kendini. Tabii ki yaşam alanının önemli. Yaptığın iş bunları söylemiyor. Onlar zaten yaşam koşulları söylüyor. Ama benim tespit ettiğim şey şu. Merak etmek, merak ettiğin şeyi öğrenmek öğrenmek, detaylı öğrenmek ve bunu paylaşmak. Ve bunu paylaşırken de performansla paylaşmak. Yani başka bir boyut katarak, yorum katarak, karşındaki insanın bilmediği bir yana çekerek, oradan onun da birazcık bilgisini ve zekasını tartarak. Bu, bunun psikolojide manyak mıyım bilmiyorum ben ama bu mutlu ediyor insan. Şeytan tüyü falan değil, şeytan tüyüyle ne alakası var? Bu? Tamam, gece gece lafı çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, hoşçakalın.